Esselamu Aleyküm. Arkadaşlar, bu dersimizde hat sanatımızın mühim simalarından olan Sami Efendi'nin kabir taşını okumaya çalışacağız. Bismillah diyerek hemen başlayalım arkadaşlar. Büyütüyorum. Lütfen dikkatlice takip edin. Evet, yukarıdan başlıyoruz. Hüvel Hallakul Baki yazıyor arkadaşlar. Herhalde celisülüs olsa gerek arkadaşlar, bu tam hat bilgim fazla yok ama öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, Hüvel Hallakul Baki yazıyor arkadaşlar. Fazaili ahlakı, fazaili ahlakı ve hututu müteveniada, yani hutut hatlar, müteveniyat çeşitli hatlarda, hututu müteveniyada olan kemali, evet kemali şurayı silelim, kemali ehliyet ve iktidarı, yani burada yeteneği, kemali ehliyet ve iktidarı sebebiyle, evet sebebiyle memduh ve makbuli enam olarak veda'ı alemi fani eden, evet iden mütehayyizanı ricali devleti aliye den arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Mütehayyizanı ricali devleti aliyeden sabıka, önceki geçmiş demek. Evet, sabıka nişanı Hümayun, kalemi mümeyyizi, nişanı Hümayun, kalemi mümeyyizi. Yani Sami Efendi'nin yaptığı görevleri anlatıyor arkadaşlar. Üstadı muhterem. Evet, üstadı muhterem, merhum ve mağfurun leh. Edibi bi müdani. Yani edibi bi müdani, eşsiz, benzersiz edebiyatçı. Edibi bi müdani. Mevlana İsmail Hakkı Sami Efendi'nin ruhu şerifine El Fatiha demiş arkadaşlar. Kitabede bu şekilde yazılıyor. Evet, Mevlana İsmail Hakkı Sami Efendi'nin ruhu şerifine El Fatiha. Tarih 1330 arkadaşlar. 1330. İmzaya bakalım. Pek fazla net değil ama arkadaşlar. Ketebehül Tilmiz El Merhum El Hac Kamil. Evet arkadaşlar. Yani Kamil Efendi, Kamil Akdik miydi arkadaşlar, yanılmıyorsam onun hattı. Aynı zamanda Sami Efendi'nin arkadaşlar, İsmail Hakkı Sami Efendi, ki imzalarını Sami diye atıyordu arkadaşlar. Çok güzel yazıları var. Eğer vaktiniz olursa internette araştırırsanız arkadaşlar, o güzel çeşitli levhalarını görürsünüz arkadaşlar. Reisül Hattatin'den biri Sami Efendi, keza talebesi Kamil Efendi de öyle meşhur hattatlardan arkadaşlar. Şimdi vesikamız bu kadardı arkadaşlar. YouTube'da Zafer Işık kanalımızda Hattat
Sami Efendi'nin kabir taşını okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Yani arkadaşlar her vesika, bu kitaplar için söylüyorum, ayrı bir maharet istiyor. Öyle diyeyim arkadaşlar. Yani ne kadar yoğunlaşırsanız o kadar çok kendinizi geliştirirsiniz. Bir de arkadaşlar hani okuyamadığınızda kendinizi o kadar şey yapmayın arkadaşlar. Çünkü sonuçta hattat elinden çıkıyor. Orada hattat sanat icra ediyor. Normal satır gibi gitmiyor arkadaşlar. Araya sıkıştırıyor, yukarı yazıyor. Ondan sonra ortak harfler kullanıyor. Noktalar kullanıyor vesaire. Haliyle bir de tabii süslemeler var, hareketler var. Ne yapıyor? Bu arkadaşlar okumamızı güçleştiriyor. Estetik olarak çok güzel ama okuma babında arkadaşlar bizi zorlayabiliyor bu o süslemeler vesaire, üst üste binmeler, alt alta binmeler vesaire. Yani arkadaşlar bu da böyle diyelim. Evet. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bu kitabımızı okuyalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Hüvel hallakul baki, fazail-i ahlakı ve hutut-u mütevenniada olan kemal ehliyet ve iktidarı sebebiyle memduh ve makbul-i enam olarak vedaı alemi fani eden mütehayyizan-ı ricali devleti aliyeden sabıka nişan-ı hümayun kalemi mümeyyizi üstad-ı muhterem merhum ve mağfurun leh Edibi bi müdani Mevlana İsmail Hakkı Efendi'nin ruhu şeriflerine El Fatiha 1333 Ketebehül Tilmiz El Hac Kamil ezan da okudu Konya'da arkadaşlar. Esselamu Aleyküm.